Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Evet, Amerika'nın enflasyonu bekleniyordu. Amerika'nın enflasyonu açıklandı. Yani %0,2'lik aylık bazda bir artış var. Yıllıkta da baktığımızda 2,4. Biz aylıkta bile bunları gördüğümüzde razı olacak durumdayız. Diğer taraftan da Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı anketi yayınlandı. Ankette de biraz revize var. Onu da bir değerlendirelim. Murat Bey ile karşımıza başlayalım. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Ne diyeceksiniz bu Amerika'daki enflasyonu? Beklentinin üzerinde çıkmış. 0,1 bekliyorlardı. 0,2 çıkmış. Bayağı üzgünler Amerika'dakiler. Şimdi Amerika bizi kıskanıyor Ebru. Nasıl diyor Türkiye'nin enflasyonu bizim üstümüzde olur? O rekorlar kırıyor. Dünyada zirveye oturmuş. Biz sürünüyoruz. Adamlar böyle %100, %120, %200 enflasyon yaşarken biz böyle %2 falan zor yapıyoruz. Fena kıskanıyorlar. Şaka yapmıyorum. Şimdi Amerika'da bütün dünyada olduğu gibi enflasyondan faydalanan kitleler vardır. Geniş halk kitleleri, üreticiler, işte ücretliler enflasyondan zarar görse de bir takım para babaları, bir takım siyasiler ve bu nasıl söyleyeyim insider trading yapıp da enflasyonla servetine servet katanlar Türkiye'yi acayip kıskanıyor. Çünkü enflasyon çok büyük bir servet transferine yol açar. Bakıyorsun Türkiye'de hakikaten örneğini görüyoruz. Türkiye'de bir kesim acayip zenginleşirken yani bir kesim sürünüyor. Yani en basit temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bir ev almayı bırak, bir ev kiralamakta zorlanıyor veya kiralayamıyor. Öbürleri malikaneler, köşkler vesaire sahip oluyor. Şimdi bu işte enflasyonun yarattığı servet transferi. Enflasyon daima milyonlardan alır, milyonerlere servet transferi yapar. Ve bu arada da bir takım bürokratlar ve siyasetçiler de bu işin rantını yer. Şimdi dolayısıyla o bir takım milyonerler var Amerika'da da. Ah keşke Türkiye'deki enflasyon bizde de olsa. Şöyle milyonlardan bize bir para transferi yapılsa, servetimize servet katsak diye kıskanıyor. Bu işte nemalanan bürokratlar var, siyasetçiler var. Yani milletvekili maaşıyla veya bakan maaşıyla falan ne olacak ama bu tip ilişkiler sayesinde sen servet transferine yol açtığın zaman oradan da sana bir servet transferi oluyor. O mutlu azınlık dediğimiz kesim Türkiye'de hakikaten çok mutlu ama Amerika'da o kadar mutlu değil. Çünkü orada böyle beleşten servet transferleri yok. Yani taş atıp kolun yorulmadan servetine servet katıyorsun. Bunu kim istemez Ebru? O yüzden ama Amerika'daki halk bilinçli olduğu için bunun böyle bir servet transferi olduğunu, böyle vatan, millet, Sakarya, din, iman, ahiret söylemlerine kanmıyor. Bunun bilinçli bir servet transferi, gelir transferi olduğunu bildiği için azıcık enflasyon yaratan hükümete ateş püskürüyor. Evet. Ateş püskürdüğü için işte görüyorsun böyle %2'lik enflasyonlar bile orada sistemi sarsıyor. Ufak tefek değişikliklerde bile millet ayağa kalkıyor. Bizde vatandaş cebinden para çalındığını, kanunsuz ve haksız bir vergiye tabi tutulduğunu anlamadığı için, çünkü ekonomi bilmiyor. Bizim gibi ekonomiyi anlatmaya çalışan insanları dinlemiyorlar. Ve onlar işte vatan, millet, Sakarya yaygarası yapıp işte biz gidersek bunlar elden gider propagandasıyla halkı kandıranlara kanıyorlar. Yani memlekette baksana adamın şeyinden, köftesinden domuz eti çıkmış. Adam vatan, millet, Sakarya edebiyatı yapıyor. Dış güçler bilmem ne diyor yani. Sorun var. Yoksa işin şimdi birazcık da ciddi kısmına geleyim. Enflasyon yarat, yani kontrolden çık. O enflasyon orman yangını gibi yapıyor. Bunu daha evvel konuştuk seninle. Yani bir tane sigara ismariti, bir tane söndürülmeyen mangal ya da bir çocuğun maytabı orman yangını başlatabilir. Çok ucuzdur, çok kolaydır orman yangını başlatmak. Ama söndürmek çok tehlikeli, insanlar ölüyor. Uçaklar uçuyor, helikopterler uçuyor, işte arazözler dolaşıyor, binlerce insan. Hem de maliyetli, haklısın. Maliyetli. Enflasyon da böyle bir şeydir. Enflasyonu başlatmak çok kolaydır. Evet. Ama
durdurmak çok zor. Amerika'da bak bunu görüyoruz. Adamlar o kadar akıllı ve bilgili adamlar tedbir alıyor. Gene zorlanıyorlar. Evet. Peki onlara göre güçlü enflasyon verisi olarak açıklanıyor bu durum. %0.2. Bazı FED yetkilileri beklentilerin üzerinde geldiği için faiz indirimlerine yönelik beklentilerini koruyor ama bazı üyelerde bir toplantının pas geçebileceğini de söylüyor. Ne dersiniz? Yani %0.2'lik bir beklentiyle, yani %2'lik bir enflasyonla ne yaparlar? Yani ben pas geçeceğini tahmin etmiyorum. Çünkü işin diğer tarafının bedeli ağır. Yani resesyon enflasyondan daha tehlikeli bir süreçtir. Bence Amerika COVID-19 salgınından sonraki yaşanan büyük krizi ya da buhranı çok sağlıklı bir yönetimle atlattı. Ne şişlandı ne kebap, yani büyük, büyük bir ustalıkla işleri kontrolünde götürdü. Ben faiz indirimine daha mutedil şeylerle devam edileceğini düşünüyorum. Çünkü ekonominin, yani şimdi aldığın bir tedbir hemen sonuç vermiyor. Dolayısıyla ekonomik aktiviteler öyle anlık ufak tefek şeylerle çok büyük radikal sıçramalar yapmıyor. Makul ülkelerde tabii. O yüzden de ben Amerika'nın faiz indirimine devam edeceğini, ekonomiyi canlandırmaya çalışacağını düşünüyorum. Peki, Amerika bizi kıskanıyor. Acaba bunda kıskanacaklar mı? Daha bugünden itibaren geçerli olmak üzere 64 kuruş zam yapılmıştı benzine. Benzine gece yarısından itibaren de 95 kuruşluk bir zam daha gelmesi bekleniyor. Tabii kıskanıyor. Şimdi Amerika'daki petrol şirketleri, karteller, bilmem neler, onlar zam yapmak istemez mi? Onlar da zam yapmak ister. Değil mi? Yani şimdi dediğim gibi bir ekonomide mutlu azınlık vardır, mutsuz çoğunluk vardır genellikle. Ve bu mutlu azınlığın sevdiği işler vardır ama çoğunun sevmediği işler vardır. Petrole zam yapmak petrol oligarklarının işine gelir. Devletin işine gelir çünkü fahiş vergi alıyor. Öbür tarafta bizim gibi işte cebinden arabasına benzin dolduranların işine gelmez. O yüzden bence o açıdan da kıskanıyorlardır. Peki, cari işlemler dengesi de açıklandı ama ben öncelikle şu piyasa katılımcı anketine şöyle kısaca geçmek istiyorum. Beklentileri 43.14'tü, 44.11'e yükselmiş. Bir beklentide artış olmuş. Diğer taraftan yıl sonu dolar beklentisi de 37.16'dan düşüş olmuş, 36.63'e düşürmüş. Yani bekliyorlar. Ne diyeyim Ebru, yani bunca şey. Bak şu olacak, ben böyle piyasa katılımcıları anketi falan tanımam. Biz nasıl halka açık olarak çıkıyoruz, tahmin yapıyoruz. Tahminimiz tutarsa, bak tahminimiz tuttu diyoruz ve bizi izleyenler de bize hocanın tahmini tuttu diyor. Tahminimiz tutmazsa da özür diliyoruz, yani biz bu işi o kadar iyi bilmiyormuşuz diyoruz. Arkadaş, bu piyasa katılımcıları anketine katılanlar kim? 77 kişiye bile çıkmasınlar değil mi? Açıklasınlar kardeşim. Kime soruyorsun sen bunu? Kapıcı Mehmet Efendi'ye mi soruyorsun? Ne bileyim, ev kadını Ayşe teyzeye mi soruyorsun? Kapsamal Hasan'a mı soruyorsun? Kime soruyorsun? Ve onlar da açıkladıkları, tahmin ettiklerinin hesabını versinler. Yani gidip de mahkeme kapısında uğraşsınlar demiyorum ama ya. Şimdi bir apartman görevlisine falan sorsalar belki daha iyi tahminlerde bulunabilirler. Yani eski Merkez Bankası'nda yani apartman görevlisinden öğreniyordu her şeyi, biliyorsunuz enflasyonu. Yok, haksızlık yapmak için söylemedim ama yani madem tahmin ediyorsun arkadaş, ismini ortaya koyacaksın. Yani entelektüel faaliyetler şeffaf yapılmalı. Ben şunu tahmin ettim. Ne bileyim kardeşim, sen hükümete yaranmak için mi onu tahmin ediyorsun, yoksa gerçekten mi öyle tahmin ediyorsun? Adını ortaya koyacak. Biz de bakacağız. Ahmet Efendi diyeceğiz. İşte şu tarihte şu tahmini bulunmuştu. Aradan şu kadar geçti. Çuvalladı, tahmini tutmadı. Ya da aferin adama, bak doğru tahmin etmiş. Şimdi adı anonim kişiler. 73 tane piyasa katılımcısı. Kime soruyorsun kardeşim? Yani kusura bakma, bilmem bir kamu bankasında yönetici görevinde olan adama sorup da zaten hükümetin tahmin ettiğinin dışında bir tahmin alman mümkün değil ki. Adamı topa koyarlar. Kapının önüne koyarlar, 3 gün sonra işsiz güçsüz kalır. Yani ayda birkaç yüz bin lira maaştan falan adam vazgeçer mi? O da hükümetin paralelinde tahmin ediyor. Mesela bana sormuyorlar. Mahvi Hoca'ya sormuyorlar. Alaaddin Hoca'ya sormuyorlar.
Veysel Hoca'ya sormuyorlar. Yani gidin kapısını çalın, bu adam şey yapıyor. Tahmin yapıyor. Ölçüm yapıyor ve tahmin yapıyor. Mesela Veysel Hoca'nın görüşü var mı bu ankette? Yok. Zaten mesela enflasyon bu rakamlar göremez. Ebru, son söz olarak şunu söyleyeyim, lafı çok uzatmayayım. Bakın, öngörüler, iktisadi öngörüler, rasyonel yönetilen ülkelerde, rasyonel kararlarla yönetilen ülkelerde tahmin edilebilir. Ki onların bile hata aralığı fevkalade geniştir. Çünkü ekonomi çok bilinmeyenli bir denklemdir. Yani bir deprem oluyor, bütün ekonomi birbirine giriyor. Dolayısıyla savaş çıkıyor, işte işin rengi değişiyor. Dolayısıyla ekonomide öngörü yapmak çok zordur. Rasyonel yönetilmeyen ekonomilerde öngörüyü yapıyorum diyenin, yani ne diyeyim, saygılarımı sunarım diyeyim. Yani çünkü bir bilinmezlikte, ya elinde harita yoksa, pusula yoksa neyi de öngörü yapacaksın? Ha, bir tane kasen vardır, kahve falı bakıyorsundur ya da kristal küren vardır. Öyle yaparsın yani, başka bir şey mümkün değil ki. Peki gelelim o zaman cari işlemler dengesine. 5 yılın en yüksek fazlası verilmiş görünüyor. Cari işlemler hesabı Ağustos ayında 5 yılın en yüksek fazlasını vermiş. Veriler şöyle, cari işlemler hesabı 4.324 milyon doları kaydetmiş. Böylece 2019 yılından beri en yüksek seviyeye çıkmış. Peki, anlatayım. Cari işlemler dengesinin fazlasını. Şimdi Ebru, ben bu tip verilerin de çok sağlıklı olmadığını biliyorum. Nereden biliyorsun diyeceksin. Şimdi geçen gün hatırlıyorsun, VIP'de bir bakan yardımcısının yakınının bavulunda 60 kilo. Bir takım Özbek hanımların cinsel organında 8 kilo altın yakalanmış. Şimdi bu mesela cari işlemlere gidiyor mu? Türkiye kadar büyük kayıt dışılığın olduğu bir ülkede yani bu dengeleri, bu hesaplamaları yapmak, ölçmek çok zordur. Türkiye'de bak, kayıt dışı ithalat var, kayıt dışı ihracat var. Ne yapıyoruz? İşte bir takım ambargolar falan deniyor, bu İran işinde görmüştük. Kayıt dışı ithalat, kaçakçılık var. Dolayısıyla neyin dengesini şey yapıyorsun? Ben bu tip ölçümleri çok böyle tahminlerimde kullanmıyorum. Yani dış ticaret açığı bana birazcık daha şey veriyor, dediğim sana, trendi gösteriyor. Yani geçen gün vardı işte, adam turizmde anket yapıyorlar, havaalanında çocuğun biri oturmuş, form dolduruyor. Normalde turistlere doldurması gereken formları oturmuş orada, kendi kendine masada dolduruyormuş. Arkadaşını çağırmış, ya demiş hep İngilizce doldurduk, birazcık da İspanyolca dolduruyor. Şimdi masa başında yapılan anketlerle sen turizm gelirlerini falan tahmin ediyorsan, buradan oluşacak işte bu verileri nasıl güveneceğiz? Yani şimdi Türkiye'de her şey mış gibi yapılıyor. Aa, var mı? Var. Ölçüyor muyuz? Ölçüyoruz da nasıl? En büyük problemimiz o zaten. Hem şeffaf olmaması hem de vatandaşın, hiçbirimizin artık bu verilerin hiçbirine güvenmememiz. Şimdi ölçemediğin şeyi anlayamazsın, anlayamadığın şeyi yönetemezsin. Çünkü Türk ekonomisi zaten çok kompleks bir ekonomidir. Bir kere çok paralı bir ekonomidir. Yani aynı anda TL, döviz, her türlü döviz, evet, ve altın nakit olarak geçerlidir. Yani git 100 dolar ver, istediğin lokantada yemek yersin. Doğru mu? Doğru. Ya sen bugüne kadar herhangi bir garsonun abi bizde dolar geçmiyor dediğini duydun mu? Ya da Cumhuriyet altını ver, istediğin evi alırsın. Yok, bize Cumhuriyet altını geçmez derler mi? Şimdi zaten ekonomi çok çok paralı bir ekonomi. İki, kayıt dışılığın inanılmaz boyutta olduğu bir ekonomi. Ya baksana, herkes şey yapıyor efendim diyor, işte Suriyeliler giderse, Afganlar giderse biz nasıl üreteceğiz diyor. Kimse de onlara, arkadaş sen işletmende Suriyeli Afgan çalıştırıyorsun, bunu beyan ediyor musun, çalışma izinleri var mı, vergileri, sigortaları yatıyor bu diye sorma gereğini duymuyor. Bak buradan savcılara açıkça söyleyelim. Adam beyan etmiş, benim tarlamda diyor senin anan mı çalışacak diyor. Demek ki o tarlasında kaçak kayıt dışı kaçak adam çalışıyor. Ve Türkiye'de kimse bunu anormal karşılamıyor, kimse de takip etmiyor. Ya bunu Amerika'da, Avrupa'da yapsa anında maliye müfettişleri, sosyal sigortalar müfettişleri, zabıta mabıta dibinde biter, adamı mahvederler.
Dolayısıyla kayıt dışılığın böyle olduğu bir ülkede neyin işte virüsünün sağlıklı olduğu benim. Virüsü sağlıklı olabilir ki. Peki bu haftayı da böyle kapatıyoruz o zaman. Pazartesi günü görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.